Ekonomi nasıl? İyi olur inşallah. Ne zaman olacak abi? Onu bilemem. Onu ben bilemem. Kim bilecek abi bunu? Baştakiler bilir. Nasıl biliyor mu peki onlar? Hesaplarını yapıyorlar ona galiba. Hesabı yapıyorlar? Yapıyorlar tabii. O yüzden bu haldeyiz abi peki. Ne yapalım yani? Hadi hep beraber olalım. Hep beraberiz abi, şu an hep beraber değil miyiz? Hep beraber olalım. Ne oldu, seni mi vuruyorlar burada abi? Ayrıştırman var, kutuplaştırman var, hayır. Var tabi. Kim vuruyor abi seni? Muhalefet. Nasıl vuruyor muhalefet seni? Adam yalan makinesi ya. He? Çay ikram edeyim mi? Zaman olmaz. Teşekkür ederim abi. Nasıl yalan makinesi? Ne yalanını yalan gördün abi? Hani nerede bizim 15 bin lira? İktidara geldim abi. Niye sana 15 bin lira versin? İktidara gelmeden gelmez nasıl versin? Gelmez. Sen seçmezsen beklersin hani 15 bin lira diye. Yalan makinesi gelmez. Ama bayram ikramiyesi onun sayesinde alıyorsun biliyor musun abi? Tamam, o doğru. Hah, o doğru da bak doğru. Gelmeden öneriyor. Önerinde yapabilen ne? Baştaki yapabilir. Yapamayacağım bir şey ya, konuşmayacağım. Ama dedi ki iktidara gelirsem 15 bin lira vereceğim dedi. Sen getirmemişsin adamı iktidara, diyorsun ki 15 bin lira nerede? Ya doğru değil mi abi, sen getirmemişsin. Haşereler niye doldurdun? Bu almazsa sen ikramiye de alamazdın. He, ikramiye de alamazdın ki. Haşereler ne işin? Vur masaya. Abi bugün dünden daha fikir olmanın sebebi Recep Tayyip Erdoğan. Bugün dünden daha fakir olmasının sebebi Recep Tayyip Erdoğan. O biz yer bulamıyoruz. Mültecilerin yüzünden de ev bulamıyoruz. Sokakta yatıyoruz. Sokakta. Bu yaşıma gelmişim, sokakta yatıyorum. Mültecilerin yüzünden. Sen o ev sahiplerinin yüzünden. Bak. Ben şurada otelde kalıyorum. Ben otelde de yer bulamıyorum. Otelde kalıyorum. 250 lira. He. Bir aydır kalıyorum. Nice bu şeye zam yaptılar. Anlıyor musun? Akşam bana diyor ki senin diyor oda diyor 360 lira oldu. La oğlum sen manyak mısın dedim ya. Nedir lan 360 lira? Yine az oturuyor. Anladım ki ben. Yine az. Sen İstanbul'a git, İstanbul'a. Baba 37 sene tekstilde çalıştım. İstanbul'da mültecilerin yüzüne gelmişim. Burada inşaatlardan çalışıyorum. Yatma yeri bulamıyorum. Nasıl olacak? Sen diyorsun mal sahibi. Hükümet mültecileri getirmese mal sahibi nereden getirecek? Ya adam kapılar açık. Geliyorlar. Az çok talep ediyoruz abi. Geliyorlar. 89'da da geldi Bulgaristan muhacirleri. Bulgaristan geldi. Onlar adam gibi adamdı. Ben diyecektim de sendir. Özel getirdi ha. Ama belirli kısımda. Özel mezarda yatmasın. Bu ülkeye gazı sokan çakan Özal'dır. Ya aman da o getirdi, belirli bir yerlere yerleştirdi. Burada bütün dünya buraya gelmiş, İstanbul'da, bütün dünya Türkiye'de. Bizim gibi adamlar da işte böyle park marklarda yatıyorlar ya. Ekip pişmezse parkta da yatar, her yerde yatarsın, derede de yatarsın, her yerde yatarsın. Sana bugün niye ekmiyorsun tarlanı bana? Tarla mı var ki ekip? Tarla mı var ki ekip? Tarla ver de eksin abi. He. Sen niye ekmiyorsun tarla? Burada ne işin var? Her tarlalar ekiliyor. Binası mı olacak? Hani üçüncü sınıf insan yümyeyle çalışıp da geçinmiyor. Herkes zengin olsa zaten ülke yürümez. Herkesin binası olsa, herkesin arabası olsa çalışmanın bir anlamı yok ki. Herkesin arabası var. Bak yollarda yürüyor. Niye benim yok? İnsandan fazla araba. Benim yok. Bir de arabalar ufak bir parayla da alır. Sen anlamadın ki. Neyi anlamadın? Yani herkes araba alabilecek misiniz? Bu da yaktı konuşuyor. Bu da yaktı konuşuyor. Dayı sen alamadın, biz seni tebrik ederim. Ben alırım abi arabamı. Vallahi ben bu yaşımda çalışıyorum. Esnaflık yapıyorum ben. Benim ortalama 3 milyon değeri servetim var. Dükkanım var abi benim. Ben dükkanımı satar, arabamı alırım, evimi alırım. Oğlum asgari ücrete geçirsen alabilir misin? Boş abi asgari ücrete geçirsen alamazlar abi. Önceden bir sermaye olması lazım. O zaman ya bunlar makarnacı, makarnacı. Tamam abi makarnacı. Bunlar makarnacı. Bunlar makarnacı, makarnacı. Bunlar makarnacı. Bunların yüzünde işte biz de parklarda yatıyoruz. Mülteciler gelsin. Dingo'nun akoru. Biz de işte parklarda, köşe. Bak diyor ben otelde yatıyorum. Odam diyor 370 lira oldu. Patatesinden soğan da var. Patates, soğan da veriyorlar. Çürüklerini veriyorlar ama soğanlarını değil. Bunları ha müstahak. Adam Kılıçdaroğlu'nun sayesinde 2000 lira ikramı alıyor. Adam o hala şey yapıyor. Hala inkar ediyor ya. Ne diyeceksin bunlara, ne diyeceksin? 24 TL'ye geçti, 24.38 oldu. Ne düşünüyor o vatandaş? Ne düşünebileceğini oğlum, yapacak bir şey var mı? Kuruduk, bittik, gittik. Ne durumda vatandaş, ne durumda? Alım gücü ne durumda? Yok oğlum, yok. Alım gücü yok. Bir dolar bile alacak gücümüz yok. Neden abla bu cennet vatan bu hallerde? Onu
Bilemeyeceğim. Bilenler bilir. Bilenler biliyor. Bilenler yapanlar biliyor. Yapanlar yaptı, biz de çekeceğiz böyle. Peki nasıl düzeleceğiz abla? Çare nasıl düzelebiliriz? Oğlum anca ne bileyim ben nasıl düzeleceğiz? Hükümete sorun, bana sormayın. Ben kafam çalışmaz ona. Üretmedik mi, dışa bağımlı mı kaldı? Dışa bağımlı kaldık. Üreteceğiz ki kazanacağız. Yoksa sürüneceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Ben köylüyüm bak. Köylü olduğum halde zor geçiniyorum. Köylü millet efendisidir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Aynen öyle. Kemal Atatürk'ün dediği gibi olsa mı, olmuyor. Öyle olsaydı şu an kalkınmış olur muyduk abla peki? Olurduk tabii oğlum, niye olmayalım? Atatürk'ün izinden gitseydik olurduk. Ama gidilmedi. Suç bizim değil. Cezasında vatandaş mı çekiyor abla? Biz çekiyoruz. Biz çekiyoruz çocuğum. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Böyle sürünüyoruz. Daha da ne olacak Allah biliyor. Nasıl, çoluk çocuğun torunu geleceği ne olacak? Kötü. Yurt dışına kaçıyorlar. Benim bir torunum var, yurt dışına kaçtı. Yok. Burada iş yok oğlum artık. Bitti. Teşekkür ederim. Abi dolar 24 TL 38 kuruş oldu. Vatandaş ne düşünüyor? Şimdi en başta 1999 yılında İstanbul'da bir taksiye binmiştim. Bu zaman Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Hatta Gazlıçeşme'de Recep Tayyip Erdoğan'ı cezaevine beraber gönderdik. Yani hani sempatim vardı gerçekten. İyi şeyler de yaptı Allah için bu ülkede. Ama bana taksici böyle demişti. Yahudi sermayesini karşına alırsa hiçbir zaman ülkeyi toparlayamaz. Yani ikide bir atıp tutacaksın. Sonra lafını geri yutacaksın. O bir tane papaz vardı. Al papazı, ver papazı falan filan yaptı ama hiçbir şekilde sözünde durmadı. Aslında bu millet onun arkasındaydı. O sözünde durmadıkça vazgeçti. Bir de Süleyman Soylu gibi insanlarla bu ülke yönetilmez. Çünkü bu ülkede ayrımcılık kimseyi kabul etmiyor. Mesela ben Ağrılıyım. Benim eşim Samsunlu. Benim kızım burada Marmaracık'ta bu ay düğünü var inşallah. Yani biz et tırnak olmuşuz. Böyle ayrımcılık yaparak işte... örnek Selahattin Demirtaş 7 senedir sadece laflar için cezaevinde olamaz. Yani bunu hiçbir adalet kabul edemez. Bu hiçbir ülkenin geleceği aydınlığa çıkartamaz. Bu bir gerçek. Yani nasıl olacak? Birleştirici olacaksın, barışçıl olacaksın, insancıl olacaksın. Ülkenin ekonomisi inan ki zaten şehirde herkes şehire yığılmış, köylerde kimse kalmamış. Mesela bizim köyde eskide 4.000-5.000 tane büyükbaş hayvan olurdu, küçükbaş hayvan olurdu 10.000 tane. Şu an yani parmakla sayılacak sayı kalmış. Tarım alanları hepsi boş kaldı. Yani çünkü insanlar bu tarafa geldi. Burada da ayrı bir şey olmuş. Mesela 10 milyona yakın ya da daha fazla belki bilmiyorum. Mülteci var, kiralar olmuş 8-10 milyar. Ya askeri ücret tamam 11.400 tamam da yani karşılayamıyor ki yani. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek? Yani bu dolar bu şekilde devam eder herhalde. Bir de Merkez Bankası faizi çok daha yüksek tutacak diye 15'e çıkarttı bugün. Yani bu yeterli değildi aslında. Yani ben mesela şahsen ben en azından bugün Merkez Bankası yani 30 puan artması lazımdı. Yani mesela 6,5 puan arttı ama 30 puan artması lazımdı ki doların böyle 16-17 seviyelerde durması lazım. Ya bir de doların şu an düşmesi de kötü olacak yani. Hani böyle bir anda 12-13 olsa bu sefer cari açığı çok fazla vereceğiz. Yani her tarafta sıkıntı. Yani açıkçası piyasalar, bu hükümet %52 almış ama piyasalar bunları istemiyor. Bu bir gerçek yani. Bunu hiç kimse inkar edemez. Piyasalar bu hükümeti artık istemiyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan ülkeye güzel şeyler yaptı. Ben 2004 yılında, daha yeni yani hükümet tam anlamıyla oturmamıştı. 1,5 aylık kızım hastaydı. Yoğun bakım ünitesi aradım. 9 tane hastane gezdim İstanbul'da. Yoğun bakım ünitesi bulamadım koymaya. Bak param da vardı, altımda arabam da vardı. 9 tane hastane gezdim. 1,5 aylık bebeği yoğun bakım hastanesi koyacak ünite bulamadım. Ama bunları açtı Allah için bak. Yani iyi şeyleri var. Bak nankörlük yapmamak lazım. Ama yeter. Şu an Recep Tayyip Erdoğan, Rabbim şifa versin inşallah. Kendisi biraz rahatsız bence. Artık çekilmesi lazım, dinlenmesi lazım. Ki iyi yerde bıraksın ki iz bıraksın yani. Şimdi mesela Bülent Ecevit Allah rahmet eylesin. Çok iyi şeyler yaptı ama hasta döneminde asansörle minibüste otobüsün üstüne falan çıktığı zaman insanlar %1,5 oyla gönderdi. Bu onun için çok trajik bir şey oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu inşallah böyle olmaz. Yani ben açıkçası ülkemin haline üzülüyorum. Teşekkür ederim abi.